yine bizim temel konumuz olan kendi olma, kendilik kavramına atıfla bazı şeyleri konuşmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, hepimizin istisnasız bir şekilde bulmamız gereken yegane şey kendiliktir. Kendim nedir? Neye kendim diyorum? Şu anda neye kendim diyorum? Ve bu benim gerçek kendim midir? Çünkü yani ben ne kadar insan görmüşsem, ne kadar çok insanla tanışmışsam ve özellikle de sorunları olan ne kadar çok insan görmüşsem, aslında bütününün altında yatan şey yaşadığımız olaylardan üremiş olan, ürettiğimiz sahte kendiliklerin bir süre sonra bizim gerçek kendimizin yerine geçmesidir. Bu anne babanızla ilgili bir hikaye olabilir. Sürekli onların gözüne girmek isteyen biriydim. Hiç onaylanmıyordum, anlaşılmıyordum, suçlanıyordum. İstediklerim karşılanmıyordu. Yanlış tutumlara, yanlış muamelelere maruz kaldım. Baskı gördüm, şiddet gördüm, yanlış anlaşıldım, iftiraya uğradım. Ne olursa olsun, bütün bunlar hayatta yaşanabilir. Ben de kişisel anlamda kendi hikayemi anlatsam bazı şeylere siz de üzülebilirsiniz. Siz de bana şefkat duyabilirsiniz. Ve bu noktada her birimiz bir kısım benliklerin içinden hayata bakmaya başlarız. Mükemmeliyetçi bir benliğin içinden bakarsın. Sevilmek isteyen bir benliğin içinden bakarsın. Anlaşılmak isteyen bir benliğin içinden bakarsın. Dünyayı düzeltmek zorunda olduğunu düşündüğün bir çerçevenin içinden bakarsın. Ve birçok noktadan hayat artık sana ya yanlış insanların dünyaya hakim olduğu bir yer gibi gözükür. Her şey sana ters gibi gözükür. Büyük bir düzeltme zorunluluğu hissediyormuşsun gibi gelir. Veya hiç kimse seni gerçekten sevmiyormuş gibi gelir. Ha, diyeceksin ki ya vallahi hakikaten hiç kimse beni sevmiyor. Ben de hep şu soruyu sorarım. Derim ki sevilmeyen ki, yani hiç kimse beni sevmiyor diyen nasıl biri? Nasıl bir benlik bilincinde? Nasıl bir benlik bilincinde? Sevilirse mutlu olacak, sevilmezse mutsuz olacak. Sevilirse kendini var hissedecek, sevilmezse kötü hissedecek. Bazen böyle birini seven veya sevdiğini zanneden arkadaşlar olur. Böyle bir heyecan olur falan filan. Bir süre sonra ayaklar yere basmaya ya da batmaya başlar. Neden? Çünkü yanlış bir yerden bakıyorsun. Kimi sevdiğin bile önemli değil. Hatta bir peygamberi sevmiş olsam bile fark etmez. Bakın çok keskin bir yerden söylüyorum. Bir peygamberi sevmiş olsam bile fark etmez. Eğer benlikle seviyorsan, ki ilk önce benliğinle seveceksin bir süre, ama sonra o değişmesi gerekir. Örneğin Hazreti Ayşe peygamberi neyle seviyordu? Yani uzun bir zaman benliğiyle seviyordu. Benliğiyle sevdiği için kıskançlığı oluyordu. Niye kıskançlığı oluyordu? Çünkü benliği üzerinden seviyordu. Ama hangi benliği? Sevilmek isteyen, en çok sevilmek isteyen, ikide bir peygambere
İşte en çok beni mi seviyorsun? Hatta bir zaman Hazreti Hatice'ye olan büyük hürmetinden dolayı, işte Hazreti Hatice'nin tanıdığı insanlar geldiğinde onlara hürmet eden falan, böyle tavırları görünce o benliği sigorta atmış. Ve peygambere ne diyor? Allah diyor sana o ihtiyar kadından daha hayırlısını vermedi mi diyor. Ya peygamber de bozmuyor, bozmamaya çalışıyor. Hazreti Ayşe ısrar ediyor. Peygamber de sakince vermedi diyor. Yani illa en asli cevabı almak istiyorsan evet vermedi. Yani senin şu anki halin ile Hazreti Hatice'nin halini kıyasladığımızda, yani Hazreti Ayşe'nin kemale ermesi durumunu kastetmiyorum. Hani bizde mesela bazı şeyler vardır. Örneğin işte bir erkek kendisinden zengin bir kadın almamalı. Neden? Erkekler bunu biliyorlardır herhalde. Kadınları bilmiyorum da. Ne der erkekler? Ya bak sana kibirli davranır. Seni ezer. O ezen kim? Ezen insan mı? Hakiki anlamda insan ezer mi? Yani hasbelkader maddi olarak kadın çok zengin diyelim. İşte senden çok maaşı olan kadınla evlenmeyeceksin. Neden? Seni ezer. Eskiden de olduğu durumlar vardı. Bugün de olduğu durumlar var. Aslında bu hani eskiden kadın o kadar çalışmıyordu. Nadirdi diye çalışan kadın. Daha çok erkek çalıştığı için o konu o kadar bariz bir şekilde görülmüyordu. Ama bir süre sonra ne oldu? Kadın da çalışmaya başlayınca bu sefer aslında burada konu kadın erkek değil arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Hani öyle kafanızda hani erkeksi bir dil mi kullanıyorum, kadınsı bir dil mi kullanıyorum değil. Benim dünyamda iki tane dil var. Ya sahte benlik dili ya hakiki kendilik dili. Bu iki dilden başka bir dil ben bilmiyorum. Yani konu İngilizce, Almanca, Fransızca, Türkçe, Arapça değildir. Konu sahte benlik dilini mi kullanıyorsun, hakiki kendilik dilini mi kullanıyorsun? Bütün hikaye bundan ibarettir. Bu iki dilden hangisini kullanıyorsan sonuç ona göre şekillenecektir. Bunun başka bir yolu yoktur. İster İngiliz ol, ister Türk ol, ne olursan ol hiç fark etmez. Sahte benlik dili mi, hakiki kendilik dili mi? Şimdi sahte kendilikte olunca, bakın, diyelim ki öyle bir kadın da öyle bir erkek de ne yapacaktır? Erkek kendini daha güçlü hissetmek için daha çok para kazanıyor olmak isteyecektir. Eğer kadın ondan daha çok para kazanıyorsa ve ona küçümseyici bir dil kullanıyorsa, tabii ki o erkek de bundan rahatsız olacaktır. Bir sürü hikaye dönecektir. Ama bütün bu hikayelerin aslında ortak zemini nedir? Sahte kendiliktir. İki tarafta aslında diyelim ki kazandıkları para üzerinden kendilerini üstün ve aşağıda görüyorlar. Bu kadar basit bir konu yani. Hani o mu çok kazanıyor, bu mu çok kazanıyor? İşte o öyle kazanınca bu niye böyle diyor? Konu bu değil. Konu iki tarafta sahte bir kendilikle özdeşleşmiş. Ve o kendilik üzerinden hareket ediyor. Şimdi konumuza tekrar dönüyorum. Hazreti Hatice nasıldı? Peygamberden kat kat zengin. Hatta aradaki bir kadın evlenme konusunda Hazreti Peygamber'in ağzını aramak isteyince, işte ey Muhammed diyor, evlenmek istemez misin diyor. O da diyor, ya evet evlenmek isterim. Ama imkanım yok diyor. Peki diyor, biri olsa nasıl olur diyor. Düşünür müsün? Düşünürüm diyor. Ve böyle olay gelişiyor. Allah'tan peygamberin aklına şey gelmemiş yani. Hani iç güveysi gitmem gibi bir şey gelmemiş. Halbuki işte Hazreti Hatice'nin evine taşınıyor yani. Kendi şahsi bir evi yok. İki, Hazreti Hatice zerre kadar 25 yıl evlilikleri müddetince
zerre kadar benim malım senden kat kat çoktu. İşte benim malımı ben sana feda ettim. Ben çok fedakarım. Ben ne fedakarlıklar ettim. Başkası olsa seni belki almazdı falan. İşte beni kimler kimler istedi de gitmedim falan. Bakın hiçbiri yok. Sıfır. Böyle bir şey bilmiyoruz tarihte. Böyle bir şey yok ortada. Peygamber de bunun altında kalmamış deyim yerindeyse hani psikolojik olarak. Ya işte kendimi çok ezik hissediyorum. Hanımım bana bir şey demiyor ama ben kendimi çok ezik hissediyorum. Böyle bir hikaye de yok. Neden? Çünkü ikisi de gerçek kendilik hallerindeydi. İkisi de hakiki kendiliklerini tanıyorlardı. İşte arkadaşlar, bizim aslında hayatta sorunlarımızın başı olan şey gerçek kendimiz olan o ruhsal ilahi özü unutmuş olmamız. Ya bunu hatırlayacağız ya hikayemiz o istikamette işleyecek. Onun için dedim benim tanıdığım iki dil var. Ya sahte kendilik dili ya hakiki kendilik dili. Başka bir alternatifimiz yok. Başka bir seçeneğimiz yok. Başka bir yerden bakamayız. Ya oradan bakıyorsundur ya oradan bakıyorsundur. Gerçek din de gerçek hakiki kendilikten bakmaktır. Hatta şunu söyleyebilirim. Yani ömrünüz boyunca bütün dini vecibelerini yerine getirseniz ama gerçek kendinizi bilmeseniz size ancak iyi niyetli olma çabasından dolayı ödül verirler. Bakın iyi niyetli olduğunuzu demiyorum. İyi niyetli olduğunuzu zannetmenizden dolayı size bir onay verebilirler. Neden? Çünkü dine bile sahte bir kendilik üzerinden bakıyorsunuz. Hakiki kendilik üzerinden baktığımızda aslında özde hiçbirimiz ayrı ve farklı değiliz. Hiçbirimizde bir üstünlük veya aşağıdalık söz konusu değildir. Gerçek kendilik benim en çok şu hadiste gördüğüm durumdur. Peygamberimiz bir gün şöyle bir söz söyler. Der ki, eski kavimler içinde öyle bir topluluk vardı ki onlar aralarında hiçbir alışveriş, ticaret, çıkar, fayda, menfaat olmaksızın birbirlerini Allah'ın ruhuyla severlerdi. Hadisin orijinalinde geçen ifade budur. Ve benim için mesela peygamberin sözleri içinde hani bir sıralama yapacak olsam ilk üçe girecek bir sözdür. Allah'ın ruhuyla birbirlerini severlerdi diyor. Yuhibbune bi ruhillahi. Orijinal ifade budur. Meallerine bakmayın çünkü bu manayı indirgemişler. Orijinal ifade budur. Birbirlerini severler ne ile? Allah'ın ruhuyla. Ne demek Allah'ın ruhuyla sevmek? Siz hiç eşinizi, çocuğunuzu, arkadaşınızı, dostunuzu Allah'ın ruhuyla sevdiniz mi? Aklınıza böyle bir ihtimal geldi mi? Böyle bir olgu, böyle bir durum geldi mi? Gelmemiştir. En fazla Allah rızası için seviyorum diyoruz. Ama bakın ifade şu, bir şey için değil, bir şey ile seviyorlar. Allah'ın ruhuyla birbirlerini seviyorlar. Şimdi öyle bir sevgide bir hesap olabilir mi? Öyle bir sevgide işte ya ben büyük fedakarlık gösteriyorum da seni seviyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Benlik adına bir hesap,
bir çıkarsama olabilir mi? Hayır, asla böyle bir şey olmaz. Allah'ın ruhuyla birbirimizi sevmek ne demek? Bunu özellikle oturup zaman zaman düşünmenizi tavsiye ederim. Allah'ın ruhuyla birbirlerini severler. Ne demektir? Ama biz ne yapıyoruz? Biz hep ben seviyorum. Ben ne olarak seviyor? Ben güçlüyüm, seni korurum egosuyla sevebiliyor. Ben çok iyiyim, seni de düzelteceğim. Ben iyi ve doğruyu biliyorum, seni de düzelteceğim diye seviyorum. Düzeltecek bir obje bulmuş çünkü. Biraz da söz dinliyorsa karşı taraf, ben bunu çok sevdim diyor. Neden? Beni dinliyor yani. Veyahut da güzel vakit geçirmek için seviyorsun. Veyahut da etrafa, ya beni de seven var kardeşim. Hani biz de öyle boş değiliz. Bak bu da beni seviyor. Bilinçaltınızda belki bunu demek için seviyorsunuz. Veya dünyada bir aile kurumu kurmak adına seviyorsunuz. Ve daha yüzlerce benliğiniz olabilir. Bunların sınırı yoktur. Bu o Allah'ın ruhuyla sevmenin altında olan şeylerdir. Ve ortalama düzeyde biz gerçek kendimizi buluncaya kadar bu benliklerle seveceğiz. Bu benliklerden başka bir şeyle sevemezsin. Neden? Tabii böyle deyince ne yapalım? Yani başka sevemezsiniz. Çözüm ne? Çözüm gerçek kendini bulmak. Gerçek kendini hatırlamak. Peki gerçek kendim nasıl bir şey? Hani hep bunu konuşuyoruz da o kadar yabancı bir kavram ki bizim zihnimize. Gerçek kendim. Ben kendimim işte ve gerçeğim diyor. Gerçek kendim nedir? Arkadaşlar gerçek kendinin bir tarihi yoktur. Şu an kendinizle ilgili şeyleri bir gözden geçirin, kendim dediğiniz şeyleri. Bir tarihi var mı? Bu büyük ihtimalle çocukluğunuza kadar inecek bir tarihtir. İşte örneğin 2 yaşından öncesini hatırlamıyorum ama 2 yaşından sonrasını hatırlıyorum. Tamam. Oradan bak bakalım sahte kendilik nasıl inşa olmuş? Tabii insan ne diyor? Kendimi bildim bileli öyleyim diyor. Ben de diyorum ki kendini bilmeden evvelki bilmeni keşfetmeye çalış. Senin kendimi bildim bileli dediğin şey sahte benliği ürettiğin zamandan beri demektir. İşte sen ailende sevildin mi? Çünkü biliyorsunuz psikologlar hep bunu soruyor değil mi? Aslında modern psikoloji ne yapıyor? Modern psikoloji sahte benlikler tarihini araştırıyor. Bize sahte benliklerin tarihini gösteriyor aslında. Ama gerçek diye zannederek. O yüzden sahte benliklerinizi keşfetmeye çalışın. Herhangi bir utanç hissetmeden evvelki durumunuz. Kendinizi yargılanmış hissetmeden evvelki durumunuz. Kendinizi sevilemez görmeden evvelki durumunuz. Kendinizi onaylanmamış görmeden evvelki durumunuz. Kendinizi yalnız hissetmeden evvelki durumunuz. Yani kendinizi ne olarak hissetmişseniz o hissettiğiniz şeyden daha evvelki durumunuzu keşfetmeye çalışın. Ha bunu yaparken veya bunu gerçekleştirme sürecinde gerçek kendiliğiniz zaten kendini gösterecektir. Çünkü biz gerçek kendiliğin sadece üstünün örtüldüğünü biliyoruz. Ve bu böyledir. Gerçek kendiliğimiz yerli yerinde duruyor. Hiçbir defosu yok. Hani böyle bazen olur ya, bir şeyi saklarsın, 10 yıl geçer sonra dersin ki eyvah mutlaka bozulmuştur veya bir şey olmuştur. Hani hep söylüyorum,
altın nerede olursa olsun, ne kadar üzerinden zaman geçerse geçsin, altın bozulmuyor. Altın gerçek kendiliğin madenler düzeyindeki bir sembolüdür. Onda hiçbir bozulma yoktur. Bin yıl toprak altında kalsa, 5000 yıl okyanusların dibinde kalsa, 7 kat taş yığınının altında kalsa hiçbir şey olmaz. Altına hiçbir şey olmaz. Ne paslanır, ne çürür, ne okside olur, hiçbir şey olmaz. Gerçek kendiliğimiz tıpkı buna benzer bir şekilde yerinde duruyor. Utanma kavramından bağımsız. İşte çocukluğumda utandırıldım. Bundan bağımsız, senin o öz varlığın bundan bağımsız. Çocukluğumda sevilmedim. Bundan bağımsız. Mesela bazıları da şuraya takılır. Parantez içinde söylüyorum. Ya çocukluğumda sevilseydim böyle olmazdı. Ben de bazen eskiden düşünürdüm bunu. Derdim ki ya böyle insanları en pozitif durumlarda tutsak ne olur? Mesela ben gördüm hayatta böyle annesi, babası, dedesi, böyle herkes tarafından sevilmiş bir insan. İşte ilk torun olarak dede seviyor, herkes seviyor. Anne baba seviyor. Diyordum ki böyle bundan fazla problem olmadı. Bunun çocukluğu iyi geçmiş. Sonra bir ilişki problemi yaşıyor. Oradan ağır bir darbe alıyor. Bakıyorum gene büyük bir problem. Hani bunun çocukluğu çok iyi geçmişti. Konu çocukluk değil ki. Konu senin sahte benlikler tarafından ele geçirilmiş olman deyim yerindeyse. Daha doğrusu hani bu böyle seni ele geçiren dış şeyler değil. Bu senin ürettiğin bir şey. Kimse beni sevmedi. Kimse beni sevmiyor. Benim böyle bir yeğenim vardır. Adını vermediğim için gıybet olmayacaktır. Hiçbiriniz de bilmiyorsunuz. Böyle arada sırada birkaç yılda bir şey yapar. Böyle bir pik yapar. Amca beni kimse sevmiyor, intihar edeceğim. Amca beni kimse sevmiyor, yaşamak istemiyorum. Amca beni kimse sevmiyor, Allah beni niye yarattı? Böyle gelir, ben de sakin sakin, tamam canım diyorum. Evet, anlıyorum vesaire ama tabii ki bu bir sahte benlik arkadaşlar. Yani bu benliğin nedeni sevilmemeniz değil. Bakın dikkat edin. Onaylanmamanız değil, anlaşılmamanız değil. Onaylanmama, sevilmeme, görülmeme üzerinden sizin kendinize dair ürettiğiniz yanlış formül. Ben sevilmeyen biriyim. Ben onaylanmayan biriyim. Ben anlaşılmayan biriyim. Bunu ürettiniz ya. Başınızın belasını buldunuz. Sonra siz ne yaparsanız yapın, Allah'ı bile sevmeniz bu benlikledir. Ben çok insandan bakın şunu duymuşumdur. Eskiden inancım çok kuvvetliydi ama sonra işte ateist oldum, deist oldum, bilmem niye oldum diyorum. Tabii hepsi böyle değil. Bir kısmı diyor ki Allah hiçbir istediğimi yapmıyordu diyor. Hiçbir duamı kabul etmiyordu, hiçbir duam kabul olmuyordu. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında sevilmediğiniz için yani beni sevse sevse veya kim sever Allah sever. Ama sen hangi benlikle Allah'a yöneliyorsun? Sevilmek isteyen. Ama nasıl sevilmek isteyen? Beni seven, benim en istediğimi yapar yani. Değil mi? İnsan sevdiğinin isteklerini yapmaz mı? Ben Allah'ı seviyorum. Ona çok iyi bir kul olmak istiyorum. Neden ama? Nasıl bir benlikle Allah'a iyi bir kul olmak istiyorum? Benim istek ve ihtiyaçlarımı karşılayacak, onları yerine getirecek. Hem de benim istediğim şekilde. Yerine getirecek birini arıyorum. Bak sen böyle bir benlikle Allah'la ilişki kuruyorsun. Bazı istediklerin de olmuyor. O zaman insanlarla ürettiğin kavgayı Allah'la üretmeye başlıyorsun. Peki problem ne? Problem yanlış bir benlik üzerinden hayata bakıyorsun.
Hani çok meşhur bir hikayedir. Yeri gelmişken hatırlatayım. Ara sıra bunu kendinize hatırlatın. Hani adamın biri doktora gitmiş. Doktor demiş neyin var? Demiş nereye dokunsam ağrıyor. Nereye dokunsam ağrıyor. Demiş bir bakalım. Bakmış tahlil, bütün ultrasonlar, filmler falan. Valla demiş hiçbir şey bulamadık. Bir de parmağına bakalım demiş. Parmağına bakmışlar, parmak kırık. Kırık parmakla nereye dokunsan ağrıyor. Bu çok güzel bir meseldir. Ve çok anlamlıdır. Yani nereye dokunsan o kırık parmak, çünkü parmak kırık, nereye dokunsan ağrıyor. Şimdi biz o parmağı görmezsek, yani acı, korku, arzu, beklenti üzerinden yaşayan bir benlik. Ya benim Allah'la öyle bir ilişkim olamaz ki. Benim Allah'la ilişkim, ben Allah'a aidim, Allah da benim sahibim. Bu kadar. O benim sahibim. O benimle ilgili dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. O benim sahibim. Ben de ona aidim. Bu kadar. İstediğimi yapıyor mu, yapmıyor mu? Tırnak içinde. Bir de isteyen kim? Hadi istedin diyelim. İstedin, Allah vermedi. Şunu diyebiliyor musun? Hazreti İsa gibi. Tanrım, benim iradem değil, senin iraden gerçekleşsin. Bunu diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Diretiyorsun orada. Allah'a metazörü yapıyorsun. Geçen biri söyledi. Yani 70 tane Yasin okuyorsun, kabul olmayacak dua için. Ha, Yasin oku, tefekkür etmek için oku. Ama sen Allah'ı bir şeye zorluyorsun. İşte dualarınızın kabul olması için şunu okuyun. Ya Allah şey mi yani ya? Böyle ne hale getirmişiz Allah'ı bilemiyorum. Artık orayı siz takdir edin. Ben Rabbime dua ederim. Tam bir kalp ile teveccüh ederim. Beşeri bir düzeyden bir ihtiyacım varsa arz ederim. Tamam yani. Ben mi daha iyi biliyorum Allah mı? Onu bırakıyorum. Hazreti İsa'nın dediği gibi bütün dualarımın sonu ne olmalı? Ey Rabbim, benim iradem değil, senin iraden gerçekleşsin. Yani ben sınırlı bir benlikle, bakın bu sınırlı benlik tarafımız. Sınırlı bir benlikle bir bedeni taşıyan bir durumda bir ihtiyaçlarım olabilir. Bunları ne yapıyorum? Rabbime arz ediyorum. Hani şey gibi, çocuk gibi. İşte baba, kalemim bitmek üzere. Defterimde de iki yaprak kalmış. Tamam, bitti. Baban sana kalem alır mı, almaz mı? Defter alır mı, almaz mı? Ona bırak. Manipülasyon yapma. 70 tane Yasin okuyup Allah'ı şey mi manipüle mi edeceksin? Rüşvet mi yapıyor? Ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Ama de ki ya tamam, duanın kabulü için 70 Yasin oku diyorlar. Ya okurum da zevkle okurum, şevkle okurum, muhabbetle okurum, aşkla okurum. Hatta öyle bir okurum ki hani başlangıçta duamın kabulüne vesile olur diye okurken bir bakarım, bir süre sonra öyle okuyorum ki duayı bile unutmuşum. Ya diyorum Rabbim ne güzel burada ifade ediyor. Mesela diyor ki dön Rabbine diyor. Ne kadar muhteşem bir şey. Ve ileyhi turcaun diyor. En son bana döneceksiniz diyor. Dönüşünüz banadır. Bundan daha büyük bir müjde olabilir mi, değil mi? Mesela Yasin'i okudun. Sonunda mı geçiyor bilmiyorum. Hafız var burada. Ve ileyhi turcaun. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar muazzam bir şey. Dönüşünüz onadır. Ona döneceksiniz. Ya ettiğim duanın içinde ne var onu bile unuturum yani. Anlatabildim. Ona döneceksiniz. Gerisi hikaye yani. Hani söz konusu vatansa gerisi teferruat ya. Söz konusu sen ve Allah'ın yakınlığıysa gerisi teferruattır. Ya bir dua etmiştim ama unuttum. Ya Rabbi sen hikmetine muvafık görüyorsan et, değilse kalbimi buna razı ve mutmain eyle. Budur asıl olan şey.
Yoksa istediklerim olmadı. O yüzden de ben de Allah'tan soğudum. Deist oldum. Çünkü Allah dualarıma cevap vermiyor. Allah dualarına cevap veriyor da senin istediğin cevabı vermiyor aslında. Senin istediğin cevabı vermeyebilir. Vermemesi de çok iyi olabilir. Çünkü sen sahte bir benlikle, ben düşünüyorum haşa yani Allah'ın yerine kendimi koymak anlamında değil de, yani ben de Allah olsaydım, hani haşa yanlış anlaşılmasın, ben insanların isteklerinin çoğunu yerine getirmezdim. Ha, bir tarafım da diyor ki, ya bunların ne istiyorsa ver de, yani bıraksınlar seni ya, senin yakanı bıraksınlar yani. İkide bir, ya Rabbi şunu ver, bunu ver, onu ver, şöyle ver, böyle ver, işte bunun belasını ver, bunun bilmem şeyini ver. Ya nedir, ne istiyorsunuz kardeşim, sen bir devlet mi istiyorsun, al sana bir devlet, sen de mi istiyorsun, al sana da bir devlet. Sen ne istiyorsun, mutlu bir evlilik mi, al bir mutlu evlilik. Sen ne istiyorsun, şöyle bir evlilik, çok romantik bir evlilik, al sana onu, ne istiyorsan al. Ta ki Allah olsaydım, derdim ki sadece beni sevenler ve benim sevdiklerim kalsın. Yani gerçekten birbirimizi severek bir arada olacağımız kullarla birlikte olayım. Ne cennet arzusu olsun ne cehennem korkusu olsun. Hatta onları biri aşsa, biri ya Rabbi beni cehennemden kurtar, koru da ne olursa olsun başka bir şey istemiyorum. Tamam kardeşim. Sen de cehenneme girmeyeceksin. Öbürü cenneti istiyor. Tamam kardeşim, cennet de senin olsun. Geriye kim kalır? Gerçekten kendini bilen kalır. İşte din orasıdır. Gerçek din orasıdır. Diğerleri dinsizlik mi? Hayır. Onlar dinin belli bir düzeyde yaşanma hali. Hakiki anlamda biz Allah'la bağ kurmak istiyoruz. Bağ kurmak imkanına sahip kılınmışız. Yani ben Allah'a niye inanıyorum? Çünkü Allah benim sahibim, o yüzden inanıyorum. Allah benim varlığımın merkezi, o yüzden inanıyorum. Ben zaten Allah sayesinde varım. Ona inanmamak demek, kendime inanmamak demek aslında. O yüzden ayet diyor ki onlar Allah'ı unuttu. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Biz niye bu kadar dertliyiz? Biz niye bu kadar kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz? Ben eskiden böyle bakardım. Böyle atıyorum birisi bir yazar bir kitap yazmış. Böyle kendisini tırnak içinde güya kendisini tanıtmaya çalışıyor. Veya bir eser yapmışsın. Diyelim ki iyi bir seramik ustasısın. Bu sefer onunla kendini ispat etmeye çalışıyorsun. Onu revaç duyulacak bir hale getirmeye çalışıyorsun. Onun reklamını yapıyorsun. Yani onunla varsın ya. Onunla kendini var zannediyorsun ya. O zaman ne yapacaksın? Elinde başka ne var ki? Elinde başka ne var? Başka hiçbir şey yok. Kendini bir şeyle ispat edeceksin. Ara sıra da Allah'a ispat edeceksin. İki rekat namaz kılacaksın. Oraya da fotoğraf verdik. Oraya da bir fotoğraf gönderdik diyeceksin. Sonra işte melekler de yazıyormuş. İyi ki yazıyorlar. Yazmasalar ne yapacağız? Değil mi? Ha peki niye böyleyiz? Çünkü din böyle öğretilmiş. Yani tırnak içinde. Konu hatalıyız arkadaşlar, böyle konu bu değil. Ya ne kadar hatalıyız, ne kadar yanlış kulluk yapıyoruz değil. Allah bizi gerçek kulluğa çağırıyor. Gerçek kulluk nedir biliyor musunuz? Bak çok ayet çok net. Eğer onlar dinlerinden dönecek olurlarsa Allah öyle bir topluluk getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Ve onlar hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmezler. Bakın, gerçek kendinizi bulmadığınız müddetçe o gerçek anlamda hakikati idrak etmiş olamazsınız. O yüzden
dönme ihtimaliniz vardır. Ama bunu söylerken korkmanız için bunu söylemiyorum. Doğru bir yol alın, almalıyız diye söylüyorum. Bakın ayet diyor ki, eğer siz dininizden dönecek olursanız, ki bunu kime söylüyor? Bunu öyle bu düzeydeki insanlara söylemiyor. Bunu sahabilerin bir kısmı için söylüyor. Ve büyük bir çoğunluğu için muhtemelen belli bir dönemde söylüyor. Yani diyor ki, eğer siz dininiz, çünkü bazıları diyorlar ki, işte biz seni bıraksak ey Muhammed senin halin nice olur. Sen ne yapacaksın biz seni bıraksak? Değil mi? Hani bazı böyle cemaat örgüt liderleri vardır. Bir taraftan topluluk o liderden korkar. Biraz da lider cemaatinden korkar. Neden? Çünkü cemaati onu terk ederse ne olacak? Caz çalmak kalacak. Allah ne diyor? De ki diyor. Onlar dinlerinden dönecek olurlarsa, bakın Allah nasıl bir topluluk getirir? Bakın demiyor ki iman eder. Demiyor ki o veya bu. Tanıma dikkat edin. Allah öyle bir topluluk getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Bu kadar. Bakın tanım bu kadar. Şimdi varın, sevmek nedir? O ilk peygamberin hadisine bağlayın. O yüzden hakiki sevgi ikiliği kaldırır. Hakiki sevgi duygusal bir şey değildir. Hakiki sevgi ikiliğin olmadığı bir durumdur. Hakiki sevgi, tırnak içinde söylüyorum, birinin biriyle ilişkisi değildir. Bakın ayet onlar Allah'ı, Allah onları sever diyor ya. Aslında hani burada sanki bir ilişki varmış gibi görünüyor. Aslında bu anlamda bir ilişki değil. Yani o müminlerle, yani o insanlarla Allah özde bir. Hakikatte, çünkü neden? Yanlış anlaşılmasın. Allah'la bir şeyin birleşmesinden bahsetmiyoruz. Çünkü o insanlar, o müminler Allah'ın ruhunu taşıdıklarının bilincindeler. Ben şimdi Allah'ın ruhunu taşıyorsam doğal olarak kaynağımı severim. Allah da ruhunu taşıyanı doğal olarak sever. Aslında burada bir ilişki bile yok yani. Hani biriyle birinin ilişkisi bile yok. Burada o birlik idraki var. İşte onlar dönmezler. Onlar için dinden dönmek gibi, yok eskiden çok dindar bir Müslümandım, eskiden böyle işte dinime çok bağlı bir Müslümandım, şimdi son zamanların modasıyla deist oldum, ateist oldum, panteist oldum, agnostik oldum, bilmem ne oldum. Böyle bir zemin yok yani. Böyle bir duruma yani istesen de agnostik olamazsın. Hani diyelim ki ben birini çok iyi tanıyorum. Vallahi ya tanıyabilirim de tanımıyor da olabilirim. Tanımak bence mümkün değil diyebilir miyim? Diyemezsin. Hakiki bir mümin olduğunuzda başka hiçbir şey olma imkanınız yoktur. Mümkün değildir böyle bir şey. Ne agnostik olursun, ne deist olursun, ne ateist olursun, ne aşırı dinci olursun. Sadece sen Allah'tasın, Allah da senin merkezinde. Bu hakikatin ta kendisidir. Bu gerçek kendimizdir. O yüzden hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmez. Bu bir, ya siz kimsiniz ki ben sizi dinlemiyorum falan değil. Yani sizin söylediğiniz şeyler gerçek dışı. O yüzden yani kınayanın kınamasının içeriği boş. O yüzden. Yoksa ya işte biz Allah'a inanıyoruz. İşte kim ne derse desin umursamıyoruz falan gibi bir tepkisellik değil, bir inatlaşma değil. O kınayanların kınamasının içeriği bomboş. Mesela dese ki, ya Allah seni cehenneme koyarsa, ya benim şöyle diyesim gelir, koysun. Ben ne olarak giriyorum cehenneme? Allah'ın ruhu olarak.
Peki Allah'ın ruhu cehennemde yanar mı? Yani ne denirse densin boşa düşer. Hiçbir anlamı yoktur çünkü. Ya işte Allah sana cenneti vermezse ya da ya sana böyle küçük bir gece kondu verse. Mesela diyeyim senin sevmediğin birine çok büyük bir şey verse kıskanmaz mısın? He kıskanırım mı diyeceğim. O kadar cahil mi olacağım? Bunun bir anlamı olabilir mi? Hakiki bir mümin için bunun anlamı olabilir mi? Al işte Allah peygambere bugünkü ölçülerle hani gece kondu vermiş. İşte evi duruyor hala deyim yerindeyse. Peki öbürlerine ne vermiş? Neler neler vermiş değil mi? Peki peygamber kıskanmış mı? Şunu mu demiş? Ya Rabbi güya ben senin sevgilinim. Hadi bırak sevgilin. Yani bunlar böyle şeye, selefi anlayışa sığmıyor. Hadi Kur'an'ın terimleriyle bahsedelim. Sen Allah'ın Resulüsün. E sana ne vermiş? Ya Resulallah bak, ya Rabbi bana ne verdin demiş mi peygamber? Niye dememiş? Edebinden mi dememiş? Bizde bazen öyle zannediyoruz. Edebinden dememiştir. Ya peygamber cahil mi? Bana şunu niye vermedin diyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Ama bak, bakın, onun baktığı yerden bakarsanız bunu anlayabilirsiniz. Yoksa onun baktığı yerden bakmazsanız, Allah Allah, niye istememiş acaba? Ya tabii onlar peygamber diye böyle yuvarlarsınız mevzuyu. Annelerimiz istemiş mesela. Tabii, yani etrafa bakıyorsunuz, herkes bir şeyler istemiş yani. Peygamberin hanımları bir şeyler istemiş. Peygamber, tırnak içinde söylüyorum, Allah ile yatıyor, Allah ile sabahlıyor. Ne yapacak, şey mi isteyecek? Ya Rabbi bana Mekke'de şu böyle güzel iki katlı böyle manzarası şuraya bakan bir yer ne güzel olur. Bunu mu isteyecek? Bunu mu talep edecek? İçinde böyle bir arzu geçecek de sonra, ya Ömer bırak dünya onların ahiret bizim olsun. O öyle değil. O şudur. Bakın, peygamber bir şeyi kime söylemiş? Buna dikkat edin. Kime söylemiş? Ne zaman söylemiş? Bunu Hazreti Ömer'e söylemiş. Hazreti Ömer ne demiş? Bakmış peygamber uyurken sırtında hasırın izi var. Kendince üzülmüş. Hani şey oluyor, biz çoğumuz şu an var ya, peygamberi görsek ah canım, ya ne kadar da mağdursun, gel bizim evde bak bizim ev çok güzel. Konforludur falan dersiniz. Öyle zannedersiniz onu çünkü. Hazreti Ömer de güya peygambere şefkat ediyor. Ya Resulallah diyor, reva mıdır ki diyor, bilmem kimler yumuşak döşeklerde yatıyorlar, sen hasırda yatıyorsun. Bunu o günkü Ömer söylüyor ama. Muhtemelen her zaman böyle kalmamıştır. O günkü Ömer'e ne diyor? Gerekirse deyim yerindeyse dünya onların ahiret bizim olsun. Yani sen dikkat et yani. Dünya kalıcı bir şey değil ki. Sen niye bu kadar dünya ile ilgili mevzulara bu kadar aşırı odaklanıyorsun? Yani hasırın üzerinde yatsam, sırtımda izi çıksa ne olur? Sırtımda izi çıkıyor. Psikolojik dünyamda da çıkmıyor. Ruhumda hele hiç çıkmıyor. Öyle bir iz yok zaten ruhumda. Ya peygamber Allah'la birlikteyken sen kalkıp peygamberin sırtındaki hasırın iziyle uğraşıyorsun. Sen peygambere söylesene ya Resulallah nasıl uyuyorsun? Kiminle uyuyorsun? Kiminle kalkıyorsun? Ama o an Hazreti Ömer'in gözü peygamberin sırtındaki ize takılmış. O şeyde peygamberle konuşacak bir şey bulmak için onu soruyor. O günlerin atmosferi farklı. O kadar şey yapamıyorum. Yani o kadar masumane bakamıyorum. Ve bakın çok önemli. Peygamber Mekke'de müminlerle her zaman bunun üzerinde durmuştur. Her zaman. Her zaman gerçek kendini bulmak üzerine konuşmuştur.
gerçek kendini fark etmek üzerine sohbet etmiştir. Neden? Çünkü gerçek kendini bulduğun zaman özne yerine oturur. Sen şu an sahte bir öznelikten konuşuyorsun. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Diyelim ki bir çocuğun bir çok sevdiği bir oyuncağı var. Böyle o kadar sevmiş ki böyle anne babasının yerine koymuş neredeyse. Yani tuvalete bile onunla gidiyor. Yatarken onunla yatıyor. Sonra diyelim ki o oyuncak kırılıyor. Diyor ki benim kimsem kalmadı. İşte ben kiminle artık gezeceğim, ben kiminle dolaşacağım, işte beni kim sevecek, ben kiminle konuşacağım. Çocuk bitmiş. Neden? Çünkü o oyuncakla varlığını tanımlıyor. Sen neyi hatırlatırsın? Evladım dersin. Senin annen baban biziz dersin. Sen bizim çocuğumuzsun. O ne zaman buna uyanır? O zaman ağlaması kesilir değil mi? Ama o dese ki o benim annemdi, o benim babamdı, o benim her şeyimdi. Ben çok üzülüyorum, mahvoldum. Ya bunu tamir edersiniz ya da şu evladım bak bu tamir olmuyor, etsek de böyle olmuyor falan. O zaman ben küstüm, ben ölmek istiyorum dese çocuğun kaybettiği bir şey mi var, unuttuğu bir şey mi var? Bu örnekte. Dikkat edin. Kaybettiği bir şey mi var, unuttuğu bir şey mi var? Kaybettiği hiçbir şey yok gerçekte. Özde. Ama unuttuğu ne? Unuttuğu gerçek anne babası. Tıpkı bu örnek gibi arkadaşlar. Biz hakikaten bunu anlamaya çalışalım. Biz hakikaten Allah'ı unutmuşuz. Yani ben bir psikoloğa gidiyorsam işte ailem beni sevmedi, çocukluğumda ailem beni hiç sevmedi diye üzülüyorsam, ben aile, anne baba sevgisi görmediğinden dolayı eksik, kayıp içinde olan biri miyim? Yoksa Allah'ı unutmuş olan biri miyim? Kendimdeki Allah'ı unutmuş olan biri miyim? Bunu ayırt etmek, bunu fark etmek zorundayız. O yüzden ben hayatımda belli bir zamandan sonra asla hiç kimseye şikayette bulunmadım. Ne ailemden, ne çevremden, ne öğretmenlerimden, ne yaşadıklarımdan, hiçbirinden. Neden? Çünkü bunlar hayatın deneyimleridir. Bu şöyle olmuş, böyle olmuş. Ben neye dikkat etmeye çalıştım? Yaşadıklarım üzerinden ürettiğim bir benlik var mı? Örneğin ben kendimi ispat edeceğim. Mesela bir zaman vardı bu. Güzel şeyler yapacağım, ispat edeceğim. İnsanların çoğu şunları bilmiyor, göstereceğim. Kimileri cehalet sergiliyor, ya doğruyu göstereceğim ya da cehaletinde ısrar ediyorsa ezeceğim. Birçok benlikler oluşmuş. Ben bu benliklerle hayatı yaşadım. Sonra baktım ki benim sorunum dışarısı değil. Benim sorunum içeride. Ben niye kendimi topluma ispat etmeye çalışıyorum? Çünkü sosyal alt tip var mekanizmada. Sosyal alt tip kötü bir şey değil. Ama o sosyal alt tip üzerinden kendimi tanımlamışım. Toplumda yanlış giden şeyleri düzelteceğim ve doğru şeyleri ikame edeceğim. Hatta diyordum, Allah da bu konuda beni destekleyecektir. Onun yolundayım ya, değil mi? Normal, yani hepsi gayet güzel işleyecek. Sonra yediğim darbeler üzerine, yani en böyle yakın beraber olduğumuz insanlardan yediğim güzel darbeler üzerine, benim nazarımda güzel ama onların nazarında başka. Benim nazarımda güzel darbelerden sonra ben neyin sarsıldığına baktım. Beni sarsan insanların vefasızlığıymış, o suymuş, bu suymuş, ona bakmadım. Beni içeride ne sarstı?
Yani neden dolayı ben bu olaydan sarsıldım? Sarsılan kimdi? Ve niye sarsıldı? Onun üzerinde çalışınca bütün o sahte şeyleri görme imkanı buldum. Onları bırakınca baktım hiçbir sorun yok. En ağır darbeyi bile anlatsam şu an size gülerek, yani doğal bir şey olarak. Yani anlatsam aklınıza bile gelmeyecek büyük yanlışlıklar olarak görürsünüz ama onun benim dünyamda en ufak bir yükü, ağırlığı yok. Bu umursamadığımdan dolayı değil veya ya boş ver konuşmayalım bunları geçen geçti değil. Bunların benim gerçek öz varlığım üzerinde hiçbir etkisi yok. Bu yüzden hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla arkadaşlar bizim bir sorunu mu çözmek istiyorsun? İçeriye dön. Önce o içerideki özneyi yerine koy. Yanlış bir öznelikten bakma. De beni görmezden gelmeye ne hakkı var? Oradan bakma. Oradan baktın mı olmaz. Beni yok saymaya hakkı yok. Oradan başlamıyoruz arkadaşım. Orası yanlış bir şey. İşte ben ona ne yaptım da benden nefret ediyor. Bak buradan da başlamıyoruz. Böyle yerlerden başlamıyoruz. Kimse benim kıymetimi bilmiyor. Buradan hiç başlamıyoruz. Nereden başlıyoruz? Diyoruz ki önce kendine dön, önce merkezine dön. Merkezinde bir eksiklik yok. Bir bozukluk yok, bir travma yok. Bakın, ruhumuzda travma yoktur. Bazı kitaplar vardır, ruhumuzun travmasını iyileştirmek falan filan böyle. Ruhumuzu iyileştirmek veya ruh ikizimizi bulmak. Arkadaşlar ruh tek ikizi yok ki. Anladınız mı? İkizi yok. Olsa biz de bulurduk. Yok. İkizi yok. Ruh tek olan bir şey. Ama psikolojik ikizini bulmak istiyorsan ayrı bir konu. Ama ruhun ikizi yok. Ruh tek olan bir şey. Ve Yaradan'a ait, onunla bağlı ve sen de bu yüzden ona bağlısın. Ne kadar fevkalade güzel bir şey. Son olarak şununla bağlayayım, uzatmış olabilirim. Bugün öyle bir vesileyle Meryem suresinin 59. ayetini okudum. Ayetin bir öncesinde işte Allah Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve diğer peygamberleri sayarak işte biz onları hidayet üzere toplumlara gönderdik. İşte o insanları irşad ettiler. Mealinde bir ayet geçiyor. Sonra ayetin devamı şu, yani 59. ayet şu. Sonra diyor başka topluluklar geldi, yani başka nesiller geldi. Ve o nesiller için tarif şu. Salatı kaybettiler, onu zayi ettiler. Hani eskiden zayi haberleri olurdu. Türkçe'de şimdi pek kullanılmıyor. Hani kaybolmuş, bir şey kaybolmuş yani. Onlar diyor salatı zayi ettiler. Meallerde çoğunlukla namazı terk ettiler gibi falan geçer. Bu tam ve doğru bir çeviri değil. Ben orijinal olacak şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Diyor ki salatı zayi ettiler. Ve şehvetlerine uydular. Bu şehvet kavramı da önemli. Çünkü o da bizim Türkçemizde bozulmuş. Ve onlar neticede büyük bir hüsrana uğrayacaklar. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar diyelim. Ayette de gayya diye bir ifade geçiyor. Bizim meallerde onu gayya çukuru diye çeviriyorlar. İyice anlam derinliği unutuluyor. Şimdi salatı kaybetmek ne demek? Salatı kaybetmek gerçek kendini kaybetmek demektir. Bildiğimiz anlamda namaz, yani ona da salat denir. O da seni gerçek merkezine döndüren bir ritüeldir, bir ibadettir. Namazın manası odur.
namaz seni gerçek kendine döndürmeye hizmet eder. Mesela ne diyorsun? Allahu Ekber. Yani Allah şu dünyada gördüğün her şeyden büyüktür. Bakın iyi kötü fark etmez. Hiçbir şeyle mukayese etme. İki, Allah senin baş edemediğin nefsinden de büyüktür. Her şeyden büyüktür. Allahu Ekber de ve ona yönel. Onun farkındalığını yükseltmeye çalış. Ve kendi merkezinde de onun olduğunu idrak et. O zaman sen de, çünkü salat kavramı aynı zamanda sırtın ortası veya omurga için de kullanılır. Bakın, omurga bizi ayakta tutuyor değil mi biyolojik olarak? Omurganızda bir problem olsa nasıl gezersiniz? Hani bel fıtığı yaşayanlarınız bilir. Veya skolyoz gibi eğer omuriliğinizde bir eğrilme olursa nasıl yürüdüğünüzü görebilirsiniz. İşte omurganın düzelmesi gibi mecazen. Namaz sizin merkezinizi hatırlatır. Ve dağılmış olan benliklerinizi hizaya getirir. O dağılmış olan benlikleriniz gerçek kendiliğin hizasına girer. Mesela örneğin, ben gerçek kendimi hatırladım. Sonra düşünüyorum, Hazreti Yusuf'un yerine kendimi koyarak düşüneyim. Ben Allah'ın ruhunu taşıyan Yusuf olarak ve Allah'a sonsuz bir bağının farkında olan Yusuf olarak bu dünyaya gönderildim. İşte şu yaşıma geldiğimde 11 kardeşim kıskançlıkları yüzünden, kimisi az kıskanç, kimisi çok kıskançtı, kimisi ele başlığı yaptı, kimisi böyle kenarda durdu, kimisi de ya kuyuya atmasak da başka bir şey mi yapsak falan dedi ama toplamda arkadaşlar 11 kardeşim de beni kuyuya attı. Ama bunu öyle bir anlatıyorum ki, siz böyle huzur içindesiniz, böyle acı çekmiyorsunuz yani. Şimdi biz bazen birilerini dinleriz ya, böyle ne kadar acı çekmiş, böyle içimiz yanar. Veya dayanamayız, ya kapatalım şu programı, çok üzüldüm falan dersiniz. Hazreti Yusuf öyle bir anlatıyor ki, içinizde en ufak bir acı yok, bir keder yok. Ya ne kadar kötü zamanlar geçirmiş Hazreti Yusuf diye bir şey yok. Size öyle anlatıyor. 11 kardeşi kuyuya attı. Sonra bir kervan su çekmek için kuyuya testiyi bir şeyi atarken ona tutundum, çıktım. Kardeşlerim bununla ya da yetinmediler. Demek ki çok içleri yanmış. Beni bir de parayla sattılar. Hani oradan da para kazanalım dediler. Beni az bir paraya sattılar. Bunu Kur'an diyor. Az bir pahaya sattılar diyor. Ondan sonra diyor beni birileri aldı. İşte yeteneklerini gördü falan. Beni istihdam ettiler falan. Beni böyle böyle alanlarda kullandılar. Sonra hizmet ettiğim ailenin karısı bana göz dikti. Benden gayrimeşru bir şekilde istifade etmek istedi. Ben kaçarken gömleğimi tuttu, yırtıldı. O anda kapı açıldı ve bu şekilde durum açığa çıktı. Bu durumda ben hiçbir art niyet taşımamakla birlikte o sarayın entrikaları nedeniyle, Bizans entrikaları her sarayda vardır, entrikaları nedeniyle ben suçlu hale getirildim bildikleri halde. Onlar ve o kadın suçsuz hale getirildi. Ben ağır bir hüküm yiyip hapse girdim. O hapiste de değişik arkadaşlarla muhabbet ettik. Farklı hapishane arkadaşlarım oldu. Sonra bir vesileyle biri benim durumumu krala arz etti. Ama unutuldu, şu oldu, bu oldu. Kralın bir rüyası vesilesiyle tekrar hatırlandım ve o şekilde olay açığa çıktı. Ne kadar ilginç bir olay değil mi arkadaşlar diye Hazreti Yusuf size anlatırdı. Bunu neyle, nasıl bir kendilikle anlatırdı? Hiçbir şeyin ona zarar veremediği, hiçbir mağduriyetle kendini mağdur hissetmeyen,
hiçbir kayıp nedeniyle kendini kayıp içinde hissetmeyen biri olarak anlatırdı. Neden? Çünkü gerçek böyledir. Bakın biz ne yapıyoruz ikide bir? O peygamberdi. Kardeşim siz o peygamberlerde olan şey sizde de var. Bende de var, sizde de var. Hepimizde var. Ateiste bile var. Allah hepimize ruhundan üflemiş. O peygamberdi deyip nereye çıkıyorsunuz? Niye böyle kendinizi eziyet ediyorsunuz? Ha ben şunu demiyorum bakın. O peygamberdi deyip paçayı sıyırıyorsunuz demiyorum. O peygamberdi deyip Allah'ın size verdiği bir haktan mahrum ediyorsunuz kendinizi diyorum. Eskiden şöyle derdim. Böyle o peygamberdi deyip paçanı sıyırmaya çalışıyorsun derdim. Halbuki o değil ya. Aslında sen paçanı sıyırdığını zannediyorsun ama sen o peygamberdi diyerek aslında Allah'ın her insana verdiği o yüce kendiliği terk ediyorsun. O yüce kendilik bilincinden uzaklaşıyorsun. Kendine eziyet ediyorsun. O peygamberdi diyerek aslında kendini inkar ediyorsun. O peygamberdi diyerek kendini unutuyorsun. Ve ne? Dikkat et, o peygamberdi diyen kim biliyor musun? Senin sahte benliğin. Seni kandırıyor. Sana diyor ki, o uzun iş diyor. Sen diyor, benle bugüne kadar geldin, idare ettin, sen benle devam et. Biz böyle iyi gidiyoruz. Deyip seni neyden alıkoyuyor? Hakiki kendilikten, ruhani özünden, hakiki mutluluk, huzur ve dinginlik bilincinden alıkoyuyor. Bu ne kadar büyük bir sahtekarlık değil mi arkadaşlar? Ama bakın birine karşı yaptığımız bir sahtekarlık değil. Kendi içimizdeki sahte kendiliğin bize yaptığı sahtekarlık. Diyor ki bak diyor buna öyle bir şey diyeceğim ki diyor hem peygamberi yüceltecek hem de kendi benimle devam edecek. Ne diyeyim diyor? Diyor ki o peygamberdi. Oh ne güzel. O peygamberdi. Bak peygamberi de yücelttin. Ne kadar büyük peygamber falan. Orayı tamamladın. E sen ya ben işte günahkar aciz biri. Mevzuyu sıfırladın. Bitti yani. Kur'an da bitti. Hakikat de bitti, Allah da bitti. Sen nesin? Ya sen işte öyle kendini ispat etmeye çalışan, 40 tane benliğin arasında denge bulmaya çalışan, hani vardır ya matematikte böyle 40 tane kuvvet vardır farklı yönlere giden, farklı şiddette olan, sen vektörel ortalamasını bulursun mesela. Sürekli ömrümüz bununla geçiyor. Bir tarafım diyor ki ya boş ver insanları diyor. Öbürü diyor ki ya insansız da olmuyor diyor. Lanet olsun diyor. Yıldız Tilbe gibi. Nefret ediyorum insanlardan ama onlarsız da yapamıyorum diyor. Şimdi gel bunun arasını bul. İşte hayatımız bununla geçiyor. Sürekli bunların arasını bulmaya çalışıyoruz. Niye abi? Niye arasını bulmaya çalışayım? Kim bana bunu empoze ediyor acaba? Çıkamaz mıyım oyunun dışından? Değil mi? Oyunun dışından çıkma şansın var. Bu ne kadar büyük bir özgürlük. Ayete devam edeyim eksik kalmasın. Onlar diyor salatı zayi ettiler. Yani gerçek kendiliklerini unuttular. Şehvetlerine uydular. Yani ne oldu? Şehvet arzu demek arkadaşlar. Bildiğimiz Türkçedeki arzu. Bu sefer ne oluyor? O sahte benlikler dolu dizgin, şunu istiyorum, bunu istiyorum, şunu elde etmek istiyorum diye Allah'ın sana dünya üzerinde yaşaman için verdiği bir kısım istek ve arzuları merkeze alarak arzu etmeye başlıyorsun. Anladın mı? Merkeze alarak arzu ediyorsun. Mesela diyorsun ki, başarırsam varım, başaramazsam yokum. Kendimi ispat edebilirsem varım, ispat edemezsem yokum. Şunu elde edebilirsem varım, elde edemezsem yokum. Kendimi mükemmel hale getirebilirsem varım, getiremezsem yokum. Sevilirsem varım, sevilmezsem yokum.
muhatabımı kendi istediğim şekilde yönetebilirsem varım, yönetemezsem yokum. Sen ne oldun? Sen bu arzularına veya korkularına yöneldin. Aman başıma bu gelmesin, aman başıma şu gelmesin, aman şu olmasın, aman çocuğuma bir şey olmasın, aman ben hastalanmayayım, aman şu olmasın. Bir baktın, arzu ve korkularına dair isteklerine gömüldün. İşte şehvetlerine uydular bu demek. Yoksa şehvetlerimizi makul, ölçülü ve meşru biçimde yönetebiliriz. Bu ayrı bir şeydir. Bunu açmıyorum şu anda. Çünkü şehvet kavramı arzu demektir. Bütünüyle kötü bir şey değildir. Mesela diyelim ki beden aç kalmış. Bakın ben açım demiyorum, yanlışlık olmasın. Beden acıkmış. Ya şöyle iyi bir yemek yememiz lazım. Bak şehvetine uyma. Karnımız doysun temiz bir yiyecekle. Bu kuru ekmek de olabilir. Bir küçük bir azıkla bir şey de olabilir. Mükellef bir yemek de olabilir yani. Ya yok ha, ben yemeği çok severim. Bak ne yapıyorsun? Oraya saplanıyorsun bu sefer. İşte şehvete uymak dediğimiz kavram budur. Yoksa acıkmışım, yemeğe ihtiyacım var. Olursa yerim, ha olmadı mı? Çeker giderim ya, ne olacak? Açlıktan ölen ben değilim ki. Farz edelim ki yemek bulamadım. Beden açlıktan ölür, bedeni bırakır giderim. Bu kadar basit. Hiçbir arzu ve korku benim varlığımın direksiyonuna geçemez. O benim emrim altına verilmiş bir şeydir. Onu ölçülü, dengeli ve yerinde kullanırım. Olursa meşru bir ölçüde kullanırım, olmazsa da problem etmem. Olması için tabii ki çaba gösteririm ama olmadı mı hiç problemi. Annem beni hiç sevmedi. Ölünceye kadar da sevmedi diye. Canı ruhu sağ olsun. Cennete kadar yolu var diyebileceksin. Ama bunu bütün kalbinle söyleyeceksin. Yoksa ya işte şimdi sevdiğini söylese ne olur ki? Bu sefer öyle bir yere sıkıştırıyor ki sahte benlik. Mesela öyle bir üçkağıtçılığı vardır sahte benliği. Mesela dersin ki ya işte annem veya babam özür dilese rahatlayacağım. Bazen denk getiriyoruz, anne veya baba özür diliyor, hikaye gene devam ediyor. Ya diyor gene bitmedi diyor. Biteceğini tahmin ediyordum ama gene bitmiyor. Bitmez ki. O benlik oldukça hiçbir şey bitmez. Bu sefer diyeceksin ki bunu o gün söyleyecektin. Şimdi söylemenin ne manası var? O benlik mutlaka tutunacağı bir şey bulur. Neden biliyor musunuz? Çünkü tutunacağı bir şey olmazsa hayatı bitecek. Bulacak illa bir şey. Bulmazsa ölür. Ölmemesi gerekir kendine göre. Ha, o ölmek istemiyor ama ben onu ölüme bırakıyorum. O beni öldüreceğine ben onu öldürmüyorum. Ama kendi haline bırakıyorum. Ölür mü kalır mı bilmiyorum. O yüzden sahte benliklerinizi öldürmeye kalkmayın. Öldürmeye çalışmayın. Bırakın ne halleri varsa görsün. Ben ona tabi değilim. Bediüzzaman'ın güzel bir ifade. Ey nefsim, sana tabi değilim. Sen istediğin şeyi düşünebilirsin. Ve istediğini yapmak isteyebilirsin. Ama benden ümit besleme. Ben senin dediğini yapmayacağım. Senin düşündüğün gibi de düşünmeyeceğim. Senin hissettiğin gibi de hissetmeyeceğim. Çünkü sen sahtesin. Sevilirsen mutlu olurum. Yok kardeşim, sen sahtesin. Onaylanırsan mutlu olurum. Anlaşılırsan mutlu olurum. İşte hayatı çok keyifli yaşarsam mutlu olurum. Sen sahtesin. Ben sana tabi değilim. Kavga etmene gerek yok. Bırak yeter. Peki bıraktığın zaman arada bir boşluk hali gibi bir şey olacak. Çünkü neden? Çünkü o alıştığın benlikler yok. Ne var içeride diyorum? Diyor ki boşluk. Diyorum boşluğu da bırak. Ben boşum diyeni de bırak. Ne olacak? Ne olacak diğeri de bırak. Bütün bunları bırak bakalım. Bakalım ne kalacak.
İşte o kalan senindir. O bir düşünce değil, o bir duygu değil, o bir arzu değil. İçinde bir düşünce, içinde bir arzu, içinde bir beklenti, içinde bir eksiklik, içinde bir şeyle mutlu olduğunu düşünen ne varsa o sen değilsin. Hepsini bırak. İşte o zaman salatı ikame etmiş olursun. Şehvetlerine uymazsın. Ayet devam ediyor. Salatı unuttular, şehvetlerine uydular ve büyük bir hayal kırıklığına düştüler. Neden? İster istemez bu böyledir. Dünyada hiçbir şey seni mutmain etmeyecektir. Ama hiçbir şey, sınırlı olan, değişen hiçbir şey seni gerçek anlamda mutmain kılmayacaktır. Neden? Çünkü sınırlıdır, değişkendir ve dışarıdan gelen bir şeydir. Gerçek kendilik dışarıdan gelen bir şey değil. Gerçek kendilik sende olan bir şey. Hatta sen olan bir şey. Yani bazıları derler ki böyle gerçek kendilik idraki olunca onu nasıl koruyacağız? Onu korumana gerek yok. Sadece onu kaybetme korkusuna düşme. Çünkü o korkuya düşersen bu sefer onu perdelemiş oluyorsun. Her türlü arzu ve korkuyu bırak. O her türlü arzu ve korkudan bağımsız bir şeydir. Onu korumana gerek yok. O kimse tarafından zarar göremez. Kimse ona zarar veremez. Kimse onu gölgeleyemez. Kimse onu eksiltemez, hasta edemez. O yüzden mesela beni hasta ettiniz. Yok kardeşim böyle demeyeceksin. Ben hangi benlikle kendi kendimi hasta ettim? Ha, çevredekiler de hasta olabilir, ayrı bir konu. Ha, çevremdeki insanlar da problemli insanlar olabilir. Bakın yanlış anlamayın, ben hayatta etrafınızda hiçbir problem yok demiyorum. Anneniz babanız psikopat bile olabilir. Olabilir. Onların problemidir, son tahlilidir. Yani sen 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında çocuk değilsin ki artık. 20 yaşında bir insansan, annen babanla veya herhangi bir insanla ilgili bu beni hasta etti demeyeceksin. Beni içeride hasta eden bir sahte benlik var. Beni babam niye sevmedi diyen sahte bir benlik var. Kör olası sahte bir benlik. Bırak gitsin. Kavga da etmene gerek yok. Seni baban mı var etti? Sen neyin üzerinden kendinin varlığını idrak etmeye çalışıyorsun? Neyin üzerinden varlığını fark etmeye çalışıyorsun? Bir dikkat et. O sahte benlik ne diyor? Şöyle işte bir de psikoloji zehirinden biraz yalamış yutmuşsan, işte anne babası tarafından sevilmeyen bir insan hiçbir zaman sevildiğini hissedemez. Ne bu şimdi? Seni alıp canlı canlı mezara gömüyor. Ne yapacağım ben şimdi? Annem babam beni gerçekten tam olarak sevmedi. Veya belki sevmişlerdi, ben öyle hissetmedim. Ne yapayım ben şimdi? Ey psikoloji camiası. Ondan sonra da çıkıyorlar, psikanaliz diyor ki, bir böyle şey bir adam, psikanaliz diyor, terapi yapmaz diyor. Freud diyor 1930'lara kadar psikanalizin terapi edebileceğini düşünüyordu. Sonra anladı ki diyor terapi etmiyormuş bu. E ne yapıyor? Acılarınla birlikte yaşamayı öğreniyormuşsun. Sana bunu öğretiyormuş. Bunu ciddi söylüyorum arkadaşlar. Hani şaka demiyorum. Böyle diyorlar. Hani bunu böyle abuk sabuk kendine psikolog danışman yaftası şey yapıp söyleyenlerden bahsetmiyorum. Bunu söyleyen kelli felli Türkiye'de önemli bir psikanaliz otoritesi söylüyor. Psikanaliz diyor, terapi yapmaz. Biri de gitmiş 12 yıl terapiye, diyor ki ben boşuna mı gittim o zaman? Diyor, yok diyor, boşuna gitmedin diyor. Yani orayı da boşaltmaması lazım. Çünkü birilerinin de bu psikanalizden para kazanması lazım. Diyor, boşuna gitmedin diyor.
sana diyor göremediklerin konusunda ayna tutan ve sana o acılarınla nasıl baş edebileceğini öğretmek için gittin diyor. İki tarafta rahatlıyor. Anlatabildim. Evet, o yüzden Allah'ın hatırlattığı çözüme odaklanmalıyız. Allah yarattığı kulu bilmez mi? Allah seni haşa annen baban veya işte eşin çocuğun şu veya böyle davrandığı için seni hiçbir zaman dönüştüremeyeceğin bir hastalığa, bir acıya, bir hüzne, bir kedere hapseder mi? Böyle yaratmış olabilir mi? Böyle bir durum olabilir mi? Ama içinde bir benlik diyor ki, ama yaşadığım çok acı diyor ve bu acı hiç bitmeyecek. İşte bak onu bul, onu tut böyle yakasından, de ki kenara geç. Yani artık seninle bu ömrümü devam ettirmek istemiyorum. Ama bu çok acı, bu gerçekten dayanılmaz bir şeydi. İşte bu çok acı, bu gerçekten bir çocuk için, bir ergen için çok kötü bir şeydi diyeni al yakasından. Yani lütfen çıkar mısın? Artık benim içimde yer almanı istemiyorum. Git nereyi bulursan bul. Demen gerekmez mi? Diyemez misin? İşte Allah sana onu diyebilme özgürlüğünü veriyor. Diyebilme imkanını veriyor. Allah kulunu bilir. Ve Allah o yüzden sana diyor, kalpler ancak Allah ile mutmain olur. Ama bak sen bunu neyle alıyorsun? Sahte bir benlikle alıyorsun. Diyorsun ki başıma kötü bir şey gelince Allah'a sığınıyorum. Tamam sığın ama başına kötü bir şey gelince o kötünün senin varlığına tesir edemeyeceğini önce hatırla. Zarar göreceğin zannını bırak. Bak işte bunun en güzel örneği de nerede var? Nerede var? Mağarada da var. En net örneği Habil-Kabil kıssasında var. Bak Kabil diyor ki Habil'e seni öldüreceğim diyor. Bir insan için hayatlı ve en önemlisi. Seni öldüreceğim diyor. Peki Kabil ne diyor? Vallahi psikoloji hatırına geliyor. Ya kaç, ya don, ya da saldır. Değil mi? Üçünden biri. Allah Allah hiç aklına bu üçü gelmiyor. Başka bir şey geliyor. Kendini hatırlıyor. Kendinin zaten hatırında. Diyor ki sen diyor beni öldürmek için elini kaldıracak olursan ben elimi kaldıracak dahi değilim. Bak ne saldırı var, ne savunma var, ne donma var. Tam bir bilinç hali var. Neyin bilinci? Kendiliğin bilinci. Gerçek kendinin bilinci. Yani biliyor ki Habil biliyor ki Kabil onun bedenini, bedensel, biyolojik sürecini sonlandırabilir. O da Allah müsaade ederse. Ama hayatını değil, bakın dikkat edin. Sen benim hayatımı bitirdin. Ne demek istiyor? Kim benim hayatımı bitirebilir ya? Kim kimin hayatını bitirebilir? Bu yanlış bir şeydir. Hayatımı tükettiniz. Ya böyle bir şey yok. Bu sahte benliktir. Ne diyor Habil? Diyor ki sen elini kaldıracak o zaman ben elimi kaldıracak dahi değilim. Yani bu şu demektir. Sen benim özüme, hakikatime, gerçek kendime zarar veremezsin. Bu zarar verilemez bir şeydir. Ama sen bundan gafilsin. Dolayısıyla hem kendi öz varlığına, yani o an Kabil'de öz kendilik yok muydu? Vardı ama o bunun farkında değildi. O bunu unutmuştu. Unuttu, bu sefer ne oldu? Şehvetlerine yenildi. Bu sefer ne oldu? Habil'e haset duydu. Ne oldu? Habil'i ortadan kaldırırsam rakipsiz kalırım dedi. Ha peki Habil ne dedi? Dedi ki aslında sen beni öldüremezsin. Dolayısıyla o yüzden sana karşı bir reaksiyon vermek halinde değil. Sen ne yaptığına, ne yapmak istediğine dikkat et. Hem benim varlığıma karşı bir cinayet işleyeceksin yani kendi açından.
benim varlığımı ortadan kaldırma niyeti taşıyorsun. Ama sen benim varlığımı ortadan kaldıramazsın. Ama senin o niyetin benim varlığıma senin gözünde bir cinayettir. Hem onun yükünü taşıyacaksın, hem kendi varlığını unutmandan dolayı büyük bir azaba düşeceksin. Bakın bu nasıl bir bilinç? Hadi bunu modern psikolojinin yanına koyun. Sonra da İslami bir psikoloji olabilir mi? Vallahi sen de sahte benliklerden bakıyorsan, istersen tüm kalbimle dindarım, Müslümanım de, sen Müslüman bir psikolog olamazsın. İslami bir psikolojinin ne olduğunu da bilemezsin. Çünkü idrakin oradan olmadığı için Kur'an'a da o gözle bakamıyorsun. Kur'an da senin gözünde o yönüyle açılmıyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Kendimizi modern psikolojiye teslim etmek zorunda kalmış zannediyoruz. Ben bunu böyle 18-20 yaşlarında fark etmiştim arkadaşlar. Dedim bu psikolojiye inanmıyorum. Yani bu psikolojide bir hinlik var, bir problem var bu psikolojide. Çünkü insanı tanımak için psikolojiye merak saldım. Sonra baktım yani insanı anlatma biçimleri hani içime sinmedi. Yani gerçeğin de tam farkında değilim. Hani tam olarak idrakinde değilim ama ya bunların anlattığı gibi olmasa gerek insan yani. Böyle bir varlık değil yani. Neden? Onu da neden idrak ettim? Yani peygamberlere bakıyorsun, ermiş insanlara, kamil insanlara, aydınlanmış insanlara, hakiki evliyalara bakıyorsun. Böyle değil bunlar yani. E dedim o zaman ya onlar insan, ya biz insanız, onlar da başka bir şey o zaman. Yoksa aslında insan olmaklık diye bir hakikat var. Birileri o insanlığı tam idrak etmiş, bakın inşa etmemiş, idrak etmiş, kendini hatırlamış. Cüneydi Bağdadi'ye soruyorlar, tasavvuf nedir? Tasavvuf aslına tekrar geri dönmektir diyor. O yüzden bizim işimiz çok büyük değil arkadaşlar. Çok basit ama doğru yerden yakalamadığımızda çok uzun gibi gözüküyor. Hani derler ya, bir kapı dışarı doğru açılıyorken siz içeriye doğru çekmeye çalışırsanız açılmaz ve açılması çok zor gelir. Hatta 3 gün uğraşırsınız dersiniz ki 3 gün uğraştım açamadım. Hatta 10 yılda uğraşsanız açamazsınız muhtemelen. Çünkü dışarı açılan bir kapıyı içeriye açmaya çalışıyorsunuz. Biz de diyoruz ki içinizde olan bir şeyi dışınızda aramayın. Ha, içinize kaçmış şeylere karşı da uyanık olun, onlar içten değildir. Dıştan içeriye girmiş ve kendilerini içeriden diye empoze eden. İçimdeki ses diyor ki, ne diyor? Başarırsam mutlu olurum. Bak o iyi bir ses diyor, o içeriden gelmiyor. Dışarıdan gelmiş, içeride yansımasını sen duyuyorsun. O içeriden gelen bir ses değil. Bak bebekliğinde var mıydı? Büyüyünce adam olacağım diye bir şey var mıydı? Yoktu. Biraz benliğin oluşuyor. Bir şeyler görüyorsun, Süpermen seyrediyorsun, diyorsun ben de Süpermen olacağım. Bakıyorum 10-11 yaşında çocuklar ben YouTuber olacağım diyor. Oğlum sen doğarken bir YouTuber'dın veya YouTuber'lık diye bir şey var mıydı? Yoktu. Ne yapıyorsun? Dışarıdan bir şeyler geliyor, sen onları içselleştiriyorsun ve içeriden geliyor zannetmeye başlıyorsun. Ve atıyorum ebeveynin veya bir öğretmenin sana seni sevmiyorum diyor. Sen de diyorsun ki ben sevilmeyen biriyim. Böyle tercüme ediyorsun. Tabii şunu demen gerekir. Belki anacığım, babacığım, psikolojileri şöyle, mizaçları böyle, sağlık seviyeleri böyle. Dolayısıyla böyle davranıyorlar. Allah sonlarını hayretsin. Benim onun üzerinden kimlik üretmek gibi bir tuzağa düşmem gerekmiyor ki. Anne babam beni onaylamadı diye mükemmel olmaya çalışıyorum. Neden? O onayı başkalarından bekliyorum. Veya kendi kendimi bu sefer
mükemmel olacağım diye, ta ki böyle kafamda ürettiğim mükemmel İsmail imajına ulaşmak için, ulaşmaya kadar kendimi bile beğenmiyorum. Sen bunu nereden ürettin? Bak hiç bir çocukta var mı bu? Bir bebekte var mı bu? Yok. Zamanla oluşuyor. O zaman sen zamanla oluşan bir varlık değilsin. Sen zaman üstü, mekan üstü bir varlıksın. Bunu idrak ettiğin zaman üzerindeki bütün sahte travma izleri ortadan kalkar. Ben böyle deyince bir gün sohbeti biri terk etmişti. Travma bilimsel bir şeydir, siz inkar ediyorsunuz falan. Ben dedim inkar etmiyorum. Sahteliğini sana göstermeye çalışıyorum. Sen rüyanda kendini hapiste görsen ve hapishanede büyük bir acı çeksen, ben de sana desem ki uyan, hapishane yok. Sen uykulu gözlerle, sen yanlış söylüyorsun, hapishane var, hatta gözümle görüyorum, bilim de bunu ispat etmiş mi dersin, yoksa uyanmaya mı çalışırsın? Uyanırsan anlamış olursun. Uyanmazsan en fazla hapishaneden kaçış yolları üretirsin ama başka bir hapishaneye düşersin. Temel şey uyanmaktır. Neye uyanmak? Kendine uyanmak. Bakın dışarıda bir şeye uyanmıyoruz değil mi? Kendimize uyanıyoruz. Uyandığımda neye uyanıyorum? Kendime uyanıyorum. Rüyadaki kendilikten şu anki mevcut kendiliğe uyanıyorum. Mevcut kendiliğimizden de gerçek kendimize uyanacağız. O zaman hiçbir sorun yok. Dediğim gibi kocan Firavun da olsa problem yok. O derece yani. Düşün. Değil mi? Veya karın Nuh'un karısı da olsa sıkıntı yok. Evet, teşekkür ederim.